Değerli Cerrahi Türk takipçileri, Pangaea programına hoş geldiniz. Tayvan kriziyle devam edeceğiz. Uzun süredir devam eden bir kriz Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında. ABD temsilciler başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretiyle alevlenmişti bu kriz. E, gelinen noktada tartışmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu zamana kadarki gelmiş geçmiş en önemli dış politika düşünürü, eylem adamı kimdir diye sorsanız şüphesiz ki konuyu takip eden uzmanların büyük bir çoğunluğu, ezici bir çoğunluğu Henry Kissinger'dan bahsedecektir. 99 yaşında ABD'nin veteran politikacısı ve hala üretmeye devam ediyor. Liderlik üzerine 6 e, örneğin yer aldığı bir kitabı da çıktı hatta son günlerde. E, önemli bir isim. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki normalleşmenin mimarları arasında yer alıyor. Ee, dönemin ABD Başkanı Nixon'ın ulusal güvenlik danışmanıydı ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı görevi de yaptı. Ee, bugün hala Amerikan siyasetinde dış politika ile ilgilenen e, elitlerin örnek aldığı dikkatle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Ee, söylediğimiz gibi Çin ve ABD arasında önemli bir köprü görevi görmüştü. 1971 yılında yine çok ilgili ilginç bir hikayeyle e, Çin'e gitmişti ve Çin'de e, aslında Nixon'ın ziyareti öncesinde bir yol temizliği gerçekleştirmişti Kissinger. E, dolayısıyla ciddi bir e, hikayesi ve bagajında ciddiydi bir e, deneyimi var diyebiliriz ve Kissinger'dan bir yıl sonra Robert Nixon ee, dönemin e, ABD Başkanı Nixon Çin'e gittiği zamanda 1972 yılında Şanghay Bildirisi imzalanmıştı. Şimdi Şanghay Bildirisi e, Tayvan meselesinde oldukça önemli zira Amerika Birleşik Devletleri burada tek Çin ilkesini benimsemişti. Çünkü Tayvan meselesi aslında e, bugün olduğu gibi dün de e, Washington ve Beijing arasındaki en önemli maddeydi. En önemli e, konu konuydu ve 1972'de ABD Şanghay bildirisiyle birlikte tek Çin ilkesini kabul etmiş oldu. 1979 yılında taraflar birbirlerini diplomatik olarak tanıdıkları zamanda imzalanan ikinci bir bildiriyle de yine bir kez daha teyit altına alınmış oldu. Çin ana karasının tek temsilcisinin 1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti olduğu kayıt altına alındı. 1989 yılında yine benzer bir şekilde Amerika Birleşik Birleşik Devletleri tek Çin ilkesine uyacağı hakkında Çin'e bir güvence verdi. İşte biz bunları 3 Çin ilkesi olarak biliyoruz. 3, Çin, 3, 3 bildiri 3 ortak bildiri olarak kabul ediyoruz. 3 ortak bildiri aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e verdiği taahhütlerden ibaret ve Kissinger'da bu noktada önemli bir isim. Şimdi Pelosi'nin ziyaretine gelelim. Amerika Birleşik Devletleri temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret ettiği zaman büyük bir tartışma başladı ve Çin aslında kırmızı çizgilerinin bir kez daha altını çizdi ve bunu tatbikatlarla yaptı. Şimdi Kissinger'ın e, CNN International'a verdiği bir röportaj konuşuluyor. E, Kissinger ABD'li veteran diplomat şunu söyledi ki Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret ettiği zaman bunu kamuoyu önünde açıklamadım. Ancak Pelosi'nin ziyareti akılsızcaydı dedi. E, ABD'nin en önemli dış politika ee, uzmanı Kissinger bu ziyaretin akılsızca olduğunu söyledi. Peki neden akılsızca olarak bunu betimledi? Çünkü e, Çin'in aslında kırmızı çizgilerini net bir şekilde bir defa göstermesi için fırsat vermiş olduğu Pelosi bu yaptığı ziyaretle. Ee, dolayısıyla gerilimin artmasından endişe ediyor. Kissinger her zaman tarafların müzakere içerisinde olmasından ee, ve birbirleriyle bir köprü yaratmasından bahsediyor. Yine CNN International'ın e, röportajında şunu söyledi Kissinger. E, i̇lişkileri kurmaktan, köprüleri kurmaktan e, pişman değilim. Aksine e, bu çift taraflı ilişkiden Amerika Birleşik Devletleri de çok faydalandı diye konuştu. İşte ABD'nin en önemli dış politika e, ismi Kissinger bir efsane. 99 yaşında olmasına rağmen hala üretiyor ve ABD başkanları dahil olmak üzere çok sayıda politika yapıcı kendisiyle birlikte hareket etmeye özen gösteriyor. Ama görünen o ki ABD dışişlerindeki kimi isimler e, Kissinger'la birlikte hareket etmek istemiyor. Aksine e, onun söylemlerine meydan okuyorlar. Bu kişilerin başında da Çin'in e, ABD büyük elçisi Nicholas Byrne yer alıyor. 6 ay önce e, Çin'e atanmıştı ve ilk röportajını yine e, benzer bir tarih aralığında o da CNN International'a verdi ve şunu söyledi. E, aslında dedi e, Pelosi'nin ziyaretini Çin Halk Cumhuriyeti abarttı. Beni görüşmeye çağırdıkları zamanda ben Pelosi'yi, Pelosi, Pelosi dünyada her yere gidebileceğini savundum dedi. Bununla da yetinmediği için halk cumhuriyetinin dünyanın geri kalanına e, bir tehdit olmadığını, kendisinin bir tehdit olmadığını ve Tayvan Boğazında da e, barışçıl biçimde hareket edeceği noktasında uluslararası kamuoyunu ikna etmesi gerektiğinden bahsetti. E, şimdi bakıldığı zaman birbirine ters iki söylemden bahsediyoruz. E, fakat e, Tayvan ziyareti, Pelosi'nin Tayvan ziyareti e, abartılmaması gereken bir nokta mıydı? Kesinlikle böyle değil programın başında söylediğim gibi Çin Halk Cumhuriyeti'ne ABD 3 kere 3 ortak bildiride söz verdi ve bunu en yüksek perdede de artık aşmaya başladı. Çünkü Pelosi sıradan bir isim değil. Amerikan hiyerarşisindeki 3. isim. Hatta Biden olmadığı zaman da ABD başkanlığı görevini yürütebilecek bir isim olarak Pelosi'nin ismi öne çıkıyor. Dolayısıyla aslında Çin'in verdiği tepkiyi burada abartılı bulmak başlı başına kendisi abartılı bir söylem. Dolayısıyla Kissinger'ın söylemleri akla daha yatkın geliyor ve daha anlamlı geliyor. Ancak görünen ki bugünlerde Kissinger gibi deneyimli isimlerin ferasetine sahip olan Amerikalı diplomat sayısı Washington'da giderek azalmakta. İlerleyen günlerde bu feraset tekrar geri dönecek mi Beyaz Saray'a ve onun yönettiği diplomatlara birlikte göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Ben Gökhan Göçmen. Pangea'nın sonuna geldik.